Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü çalışmamızda şahane, yepyeni, çok güzel bir model paylaşacağım. Hiçbir yerde görmediğiniz böyle çıtıpıtı harika bir model. Modelim için orta kalınlıkta bir bebe yünü ve 3 numarada şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yanındaki zili açtığınız takdirde bundan sonraki paylaştığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet ben şöyle yeteri miktarda şişime ilmeklerimi çıkarttım. Modelimizin ilmek sayısı 10 ve 10'un katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşmaktadır. Sizler ne yapacaksanız onun boyutunda ilmeklerinizi çıkartabilirsiniz ve alt kısmına istediğiniz lastik modelini de uygulayabilirsiniz. Şimdi ben lastik modeli uygulamadan direkt modelimizin birinci sırasıyla başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya alıyorum. Bir tane ilmeğimi örmeden sağ şişime aktardım. Sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Örmeden aldığım ilmeği sol şişime aktardım. Ördüğüm ilmeği sağ şişime aldım ve bu ilmeği de tekrardan düz olarak ördüm. Yani ilmeklerin yerlerini değiştirerek örüyorum. İpimi öne aldım bir ilmek ters ördüm ipimi arkaya alıyorum bir ilmek düz örüyorum tekrar ipimi öne aldım 1 2 ilmek ters ördüm ipimi arkaya alıyorum bir ilmek düz ördüm ipimi öne aldım bir ilmek ters ördüm İpimi arkaya alıyorum. Şimdi bu iki ilmeğin yerini değiştireceğiz yine. Şöyle biraz ilmeğimi gevşeltiyorum. Önce ikinci ilmeğimi düz örüyorum. Sonra bu birinci ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki ilmeğimi örmeden sağ aktardım. Bir ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği sol şişime aktarıyorum. Yine iki ilmeği yerini değiştirdim ve bu ilmeği de düz olarak ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bir ilmek düz. İpimi kendimden tarafa aldım. İki ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters. Yine bu iki ilmeğin yerini değiştireceğim. Şöyle biraz gevşelttim. Önce ikinci ilmeğimi düz örüyorum. Sonra birinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet modelimizin birinci sırası bundan ibaret. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Yani ters gelen ilmekleri ters, düz gelen ilmekleri düz olarak öreceğiz. İki ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet örgümüzün ikinci sırası da bundan ibaret. Şimdi ön yüzüne ve üçüncü sırama geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya alıyorum. Yine bu ilmeğimi örmeden sağ şıma aktardım. Sonraki ilmeğimi düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği hemen ördüğüm ilmekle yer değiştiriyorum ve bunu da düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya alıyorum. Bakın bu düz ilmeğin üzerinde modelimizi uygulayacağım. Şimdi bir kez düz ördüm. Bir. Şişime bir doluyorum. Aynı ilmeği bir kez daha düz ördüm. Üç. Şişime bir doladım. Dört. Aynı ilmeği bir kez daha düz ördüm. Beş. Ve şöyle içinden batıyorum. Bakın şöyle arkadan. Ve bu ilmeği son kez düz olarak örüyorum. Şimdi bu son ördüğüm ilmeği bıraktım. Çıkarmış olduğum ilmekleri sol şişime aktardım ve ilk son ilmeği içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde. Sonra bu ilmeği sol şişime aldım. Bir kez bu ilmeği düz örüyorum. Ve dibinden ilmek çıkartıyorum. Bakın şu alttan ilmek çıkarttım. Bunu düz olarak gördüm. Ve ikinci ilmeği bu ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İpimi öne aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir kez düz ördüm. 1 Şişime 1 doladım. 2 Bir kez daha düz örüyorum. 3 Şişime 1 doladım. 4 Ve bir kez daha düz ördüm. 5 Yani bir ilmekten 5 tane ilmek çıkartmış olduk şimdi iç tarafından batıyorum arkadan bir kez daha düz olarak örüyorum en son ördüğüm ilmeği bırakıyorum çıkartmış olduğum ilmekleri sol şişime alıp en son ördüğüm ilmeği bu şekilde bütün ilmeklerin içerisinden geçirtiyorum ve sol şişime alıp bir kez düz örüyorum sonra bu dibinden ilmek çıkartıyorum ve bunu düz olarak örüyorum ikinci ilmeğin bu ördüğüm ilmeğin içerisinden atlatıyorum bakın nohut tanelerimiz oluştu ben nohut tanesi diyorum bilmiyorum bu modeli daha önce gördünüz mü ben hiç görmemiştim bu şekilde başka ismi de varsa lütfen yorumlar kısmından yazarsanız sevinirim Evet ipimi öne aldım bir ilmek ters ördüm İpimi arkaya aldım. Şimdi burada önce ikinci ilmeği düz örüyorum, sonra birinci ilmeği düz örüyorum. Sonraki ilmeği örmeden saçımı aktarıp sonraki ilmeği düz ördüm ve örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmekle yer değiştiriyorum ve düz olarak örüyorum İpimi öne aldım bir ilmek ters ördüm ipimi arkaya aldım bir kez düz ördüm şişime bir doluyorum iki bir kez daha düz ördüm 3 şişime bir doladım 4 ve bir kez daha düz olarak ördüm 5 ve şöyle içinden arkadan batıyorum ve düz olarak örüyorum Şimdi son ördüğüm ilmeği bıraktım. Çıkartmış olduğum ilmeklerin içerisinden sol şişimi geçirdim. Ve bu ilmeğimi bütün ilmeklerin arasından geçirtiyorum. Bu ilmeğimi bir kez düz olarak örüyorum. Ve dibinden ilmek çıkarttım. Düz olarak ördüm. Ve bu ikinci ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum ipimi öne aldım 1 2 ilmek ters ördüm ipimi arkaya aldım bir kez düz ördüm şişime bir doladım bir kez daha düz örüyorum şişime bir doluyorum bir kez daha aynı ilmeği düz ördüm içerisinden geçirdim ve düz olarak ördüm en son ilmeğimi bırakıp çıkartmış olduğum ilmeklerin içerisinden sol şişimi geçirdim ve bu ilmeği hepsinin içerisinden geçiriyorum ve bir kez düz olarak ördüm dibinden ilmek çıkartıyorum bu ilmeği düz olarak ördüm ve örmüş olduğum ilmeğin üzerinden atlatıyorum ipimi öne aldım bir ilmek ters örüyorum ipimi arkaya aldım yine burada önce ikinci ilmeği düz örüyorum Sonra birinci ilmeği düz olarak gördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet, modelimizin 3. sırası bundan ibaret. Şimdi dördüncü sıra ve son sıraya geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri yine yönlerine göre örüyorum. Ters gördüğüm ilmekleri ters, düz gördüğüm ilmekleri düz olarak örüyorum. bir ilmek düz, bir ilmek ters. Yine 2 ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet, modelimiz 4 sırada tekrar eden harika bir model. Ben artık devam etmeyeceğim. Sizlerle beraber bir tane modelimizi yaptık. Bazen ikinci modeli de gösterirken bazı arkadaşlarım model sırasını karıştırıp yanlış yapabiliyorlar. O yüzden bir tane modelde bırakıyorum. Şimdi ikinci modeli yaparken nasıl yapıyoruz? Birinci sıramızdan itibaren ne uyguladıysak üzerine aynı şekilde devam ediyoruz. Takıldığınız yer olursa videoyu tekrar tekrar baş alarak yapabilirsiniz. Yorumlar kısmından bana sorularınızı da sorabilirsiniz. Bu modeli siz nerelerde kullanacaksanız yorumlar kısmından benimle fikirlerinizi paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdi kamera arkasında farklı bir ipimle de bu modeli çalışmıştım. Şöyle sarı rengimle de çalıştım. Harika oldu. Bu da sizlerle beraber yaptığımız küçük parçamız. Evet ben modeli yaptıktan sonra biraz şöyle ütü bastım nasıl duracak diye gerçekten çok güzel durdu. Bakın bu şekilde arka tarafı da bu şekilde. Şimdi bu modeli nerelerde kullanabiliriz? Hemen kısaca sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Bu modelden çok güzel şal yapabilirsiniz. Bluzlarınızda kullanabilirsiniz. Harikalarda, süveter yapımında bere ve atkılarınızla istediğiniz her alanda kullanabileceğiniz çok şık bir model gelin yeleklerine de çok güzel yakışır diye düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki güzel videolarımda görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.